Şöyle şerbetli hani burada yapıldığı gibi birebir ölçülerde yoğun bakmak. Konuşuyorsun da canım, kime konuşuyorsun acaba? Hamarak kokuyor Duayla Hanım. Ne kokuyor? Hamarak kokuyor, olmamış yani. Pişmemiş ya. Yani. Pişmemiş. Pişmemiş, ondan hamarak kokuyor. Ayşe Hanım'ın yorumları beni baydı. Efendim? Yok, gerçekten yani. Yorumları bana tur attıracağım. Ayşe Hanım gerçekten... Baydı mı? Evet. Ben mi baydım sizi? Evet. Yorumlarınızdan şey, dolayı baydım. Her şeye bir baydım. Çiğ işte, çiğ kokusal. Çiğ mi? Hayır, çiğ değil. Bunun özelliği bence yumuşak pişmesi. Eline sağlık. Gerçekten ben ilk defa tattım, güzel. Güzel değil mi? Güzel. Ben de beğendim. Gerçekten güzel. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Çünkü ben ilk defa yedim. Ben de. Ben böreğini yerim ama tatlıyı yemedim. Gerçekten güzel. Afiyet tatlısı olur bunun. Bal kabağı tatlısı, evet, cevizi kabağı, falan. Tahinli, kaymaklı falan. Börek kesiyor. Ne demek? Evet, ne demek yani? Ne demek? Neden baydı ama neden? Ayşe Hanım'ın yorumları bana tur attıracak dedim. Gerçekten geldik bu sofraya oturdunuz. Evet. Bak birine tavuk kokuyor, bir öteki soğan, bu çiğ. Hayır tamam efendim yani biraz birazcık da yani böyle hani yorum. Evet yani. Denk gelmiştir yani. Mutlaka değil mi? Yani. Hiçbir bir şey uymadı. Ama sen yani, de konuşuyorsun. Yani. Evet konuşuyorsun, ben konuşurum. Yani. Ben konuşurum için. Çünkü sen bilmek için dedin de alamıyorsun. 23 yıllık mutfakta rakip tanımıyorum. Ooo, evet. İddialı. Aman. Evet. Ben bayılacağım şimdi. Bayılmayın, tur atın ki bunların tadına bir bakın. Gerçekten güzel olmuş. Bence de güzel. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Çok hoşuma gitti benim. Ya bu tatlıya hamur kokuyor falan denilmez. Çünkü hazır bir yıka. Bana bir de senin dava atmandan bıktım artık yani. Ankaralılar havası sert, insanı mert oluyor. Vay vay. Yani.